etmesi için izin vereceğiz. Murat Bey, şimdi Bartın'dasınız, daha doğrusu biraz kısaca Bartın Amasra'daki olaydan söz edin, daha sonra diğer konuları gireyim hemen. Amasra İlçe Belediyesi'nin garajından mazot alınması ile ilgili Belediye Başkanı Recai Çakır ve Belediye Avukatı Berkay Dal hakkında zimme suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı ve davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Sanıklar tutuksuz, tabii ki suçlamaları reddettiler. Bu konuyla ilgili bugünkü duruşmada neler konuşuldu? Bize kısaca bu konuda bilgi verin. Zeynel Bey, bir defa bu dava gerçekten bir komedi. Yani hani anlatıldığında belediyenin mazotu alınmış diye anlatılıyor ama aslında hikaye şu. Belediyenin avukatı, belediyenin bir idari davası için, Zonguldak'ta görülen bir idari davası için kendi aracıyla masraf alamıyor. Masraf alamadığı için diyor ki belediye başkanım, hani duruşmaya gideceğim. Yakıtım var, araç temin etmeniz lazım. Bana bir araç temin edebilir misin? Araç temin edemem. Sen diyor kendi aracında git, biz benzinini verelim. Dolayısıyla 24 litre oraya gidiyor, geliyor. Deposuna gitmeden fırlıyor. Dönüşte de onu belediye vermesi gereken masrafı, nakdi masrafı aynı yapıtak veriyor. Ne bir zimmet var, şey var. Avukat arkadaşımız, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, kamunun hakkını savunan, termik santral davalarında, çevre davalarında ücretsiz avukatlık yapar, çok cüzi bir hükümete belediyenin avukatlığını yapar, demokrat, devrimci, Atatürkçü bir avukat, genç bir avukat arkadaşımız. Belediye başkanı da gerçekten odasında çay dışında ikram olmayan, belediyeyi teslim aldığında 5 sene önce belediye bütçesi 3 kadar borçlu olan belediyeyi belediye bütçesi seviyesine borcu edip 17 ay işçilerine bu maaş ödeyemeyen bir belediyeyi maaş kadar hale getirip belediye bakıyor. Yani dava Aziz Nesin'in hikayelerine konu olabilecek bir dava açıkçası. 1000 liralık avukata verilen davayı görsün diye, kamunun davasını, belediyenin davasını duruşmaya gitsin diye verilen 1000 vatandan dolayı her ikisi zimmetten yargılanıyor ve jet hızıyla açılmış bir dava. Fakat arkadaşlarımız bugün duruşmada bunu ifade ettiler. Davanın açılması zaten şaka gibi. Yani zimmet suçu maddi ve manevi unsurları olmuyor davada. Çünkü kamu yararına bir iş yapılmış. 3 Eylül'de ertelen duruşma. Önümüzdeki duruşmada bir siyasal dava olduğunu bunun da. Rahat etmeli arkadaşlar. Çünkü savcıdan mütalaa istedi hakim. Evet. 3 Eylül'de gidip takip edeceğiz. Evet. Siz diyorsunuz ki Aziz Nesin hikayelerine konu olacak bir duruşma. Ve davadan bahsediyoruz diyorsunuz tabii. Bu davayı biz de takip edeceğiz sizin gibi. Bu davayla ilgili de en azından ön bilgiyi almış olduk. Takipçisi olacağız. Şimdi Sinan Ateş davasıyla, cinayetiyle ilgili yeni gelişme, iddianamenin kabul edilmiş olması. Önce iddianamenin 16-17 ay sonra ortaya çıkması, daha sonra da bir talimat sanki verdi Devlet Bahçeli grup konuşmasında salı günü sabah. Derhal kabul edilmelidir bu iddianame dedi ve birkaç saat sonra da iddianame kabul edildi. Dolayısıyla bir talimat mı, bir tavsiye mi, artık ne diyelim onu bilemiyorum ama sonuçta 22 tutuklu hakkında yazılmış olan bir iddianame. Ayrıntılarını da tabii daha sonra Yavuz Selim Demirağ'dan alacağız çünkü konuya son derece hakim bir gazeteci arkadaşım. Ama sizin de bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Bugün Asuman Arancı T24'te çok ilginç bir gelişmeyi ortaya çıkarttı. Cinayet sonrası Ankara'dan İstanbul'a giden aracın plaka numarası, o aracın çakarlı bir araç olduğu ve aracın aynı zamanda Ülke Ocakları Başkanı'nın da kullandığı araç olduğunu ortaya çıkarttı. Bu da tabii ilginç bir gelişme. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın aracı olabileceğine yönelik, bir makam aracı olabileceğine yönelik bir durum bu. Şimdi hani ismi dahi geçmiyor iddianamede mesela Ahmet Yiğit Yıldırım'ın. Olcay Kılavuz'un ismi geçmediği gibi dönemin Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Bir iddianame var ortada. Bu iddianameyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi bir baskının olduğunu düşünüyor musunuz savcılar, yargıçlar üzerinde?
Şimdi Zeynel Bey, açıkçası Sinan Ateş davası Türkiye'nin geçmişinde 1970'li yıllardan bugüne olduğu gibi siyasal pardon ses geliyor bana ama söz buyurun. Bende değil mi? Buyurun buyurun sizde söz. Sinan Ateş davası siyasal bir davadır. Yani sıradan bir cinayet davası gibi değerlendirilemez. Bu işin ben 145 sayfa iddianamenin tamamını okudum. İddianamede eşi Ayşe Ateş'in şikayetçi olduğu bir cümleyle anlatılıyor. Yani defalarca bir siyasi partinin ismini söyleyerek ifadesinde geniş açıklamalarla bir ifade vermiş. Ama o ifade her nasılsa iddianameye girmemiş. Diğer taraftan iddianameyi okuduğunuzda bir kişisel husumetten bir adi cinayet vakası gibi görüyorsunuz. Halbuki bir de şeyler var. Dijital materyallerin çözümlenmesiyle ilgili bir kısım var sonunda. Yani bu davada elde edilmesi gereken bilgiler, savcılığın, polisin teknik imkan kabiliyetleriyle elde edilmesi gereken bilgiler ya sokulmamış ya birileri dokunmuş buna. Yani burada bu işin geçmişi var. 2 Ocak'ta Genel Başkanlığı yapmış Halep Selefler arasında Olcay Kılavuz, Sinan Ateş arasındaki süreç var. Ondan Sinan Ateş'in cinayetinden bir yıl önce Çağrı Ünel olayı var. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mersin'de Adat ve Osmaniye Ülke Ocakları'ndan gelenler tarafından saldırıya uğruyor. Birisine vuruyor. Ondan dolayı ceza aldı. Yani iş o kadar basit bir olay değil. Sinan Ateş'e tehditler var. Bu onun öncesinde gelen tehditler var. Tehditlerin nereden geldiği belli. Tolgan Demirbaş'ın bir milletvekilinin evinde yakalanması var. İddianamede hiç yok. Yani neresinden tutarsa bu iddianame bir hukukçu olarak söylüyorum. Yani hem bir siyasi olarak söylüyorum hem bir hukukçu olarak söylüyorum. Bir şeyleri saklayan, gizleyen bir iddianame gerçeklerin üstü örtmeye çalışılıyor diye düşünüyoruz. Bu şeyde Arap'la ilgili de aracın plakası iddianamede yer almıyor ama o araç var. Bununla ilgili Arap koruma aracı olduğu için riskli olduğu için yer almadı gibi bir şey ama görüyoruz ki Arap kime ait olduğunu yer almamasının sebebi Ülke Ocakları Genel Başkanı kullandığı araç oldu. Yani bu iddiayı duyunca neden yer almadığını görüyorsunuz. Çünkü iddianamede olması gereken siyasi aktörlerin, siyasi partilerin ya da siyasi yapıların ismi hiç geçmiyor. Sinan Ateş davası gerçekten Türkiye siyasi tarihinde de, hukuk tarihinde de yer alacak bir davadır. Burada biz Sinan Ateş nezdinde bu davanın adaletin tecellisi için, hukuk devletinin egemen olması için sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağım. Süreci başından sonra ben takip ediyordum. Bugün de takip ediyorum tüm gelişmeleri. Bugün Mart'ında olduğum için sosyal medyadan biraz vakıf olabildim konuya. Ama biz bunun takipçisiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ateş davasının takipçisiyiz. Sayın Genel Başkanımız eşiyle de görüştü. Hem hukuki olarak her anlamda bu süreçte Ateş ailesinde yanında olacağız. Davayı da takip edeceğiz. 1 Temmuz'da yapılacak ilk duruşma tabii ama bu mevcut iddianame ölçüsünde yapılacak. Sonuçta bu son gelişmeler iddianameye ya da işte bu duruşma sonrası eklenir mi eklenmez mi? Tabii bunun, bütün bunların hepsini göreceğiz. Ayrıntılarını birazdan Yavuz Selim Demirağ'dan alacağım. Onun için sizi hani yolunuza devam edebilmeniz için bir konuda bir konudan daha değerlendirmelerinizi almak isterim. Bugün Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ilginç bir gelişme oldu. Soruşturma sonrasında ortaya atılan iddialar çerçevesinde başlatılan ön soruşturma
kapsamında Kaplan soruşturmasından sorumlu üst 3 düzey polis müdürü açığa alındı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan müfettiş raporu sonrasında açığa alındı. Bu ne anlama geliyor sizce? Niçin açığa alındılar? Sizce ne gibi bir durum söz konusu? Şimdi bu konuyla ilgili bir takım söylentiler vardı. Yani son zamanlarda emniyetle irtibatı olan, yani siyasiler, gazetecilerin duyduğu, benim de duyduğum ama teyit edemediğiniz. Çünkü bilgiyi teyit edemediğinizde bir politikacı için onu paylaşmak sıkıntılı olabilir. Yani oradaki bir gizli tanığın, işte bir çorbacıda vurulması elektronik kelepçeyle, yani bunlar konuşuluyordu. Bu olay kamuoyu gündemine gelince biz teyit edemiyorduk tam anlamıyla içeriğini bilmediğimiz için, ama ben bunu duymuştum daha önce. Bu kamuoyu gündemine gelince olay demek ki gerçek, böyle bir şey oldu. Bu soruşturmayı yürüten, bu görevden el çektirilen polis müdürleri aynı zamanda bu soruşturmada etkin olan polis müdürleri olduğuna ilişkin de benim bilgim var. Yani burada bu kişiyle ilgili, bu tanıkla ilgili yapılan hatalı bir işlem var. Ama soruşturmaya da çok katkıları olduğuyla ilgili de bilgiler var. Ben bunları tam netleştirmeden netlemek istemiyorum ama bu Akhan Bora Kaplan cezaevinde yukarıdaki tanığı vurduracak kadar etkisi hala devam ediyor demek ki. Elektronik kelepçeyle nasıl yurt dışına kaçabiliyor? Bir, aynı zamanda o suç örgütüyle de bağlantısı var. Bu da sorgulanması gereken, soruşturma konusu olması gereken bir mevzu. Ben daha detaylı sahip olmadan bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde bu emniyetin kendi içindeki soruşturma ile beraber gerçekler bir yüzde çıkacaktır. Ama Ayhan Bora Kaplan davası daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor. Evet, bu konu devam edecek tabii. Aslında Ayhan Bora Kaplan'la Sinan Ateş meselesini çok birbirinden ayırmamak gerektiğini de söyler her zaman Yavuz Selim Demir.